Evet, günaydın. Günaydın. Bu Korfu ile ilgili ikinci video. İkinci videomuz. Evet. Bugün çünkü şey yaptık sabahtan. Dünkü yağmurdan eser yok, hava pırıl pırıl. Evet. Sabahtan araba kiraladık. Şimdi ilk bir ne kadar 6 kilometre falan mı uzak şeyden? Korfu'dan 6-7 kilometre. 6-7 kilometre. Danileo Village diye bir yere geldik. Burası aslında bir şey, film platosu gibi. Ama bir otel. Bir otel grubu, evet. Burayı restore ettirmiş. Burada bizim meşhur Durel dizisi ve başka filmler de çekilmiş burada. Girişte 10 euro ödedik adam başı. O 10 euroya birer şeyde, drink de dahil. Kafede birer değil ama hakikaten bunların hepsi film platosu gibi. Baksana evlere. Evet evet. Çok güzeller. Yani biblo gibi otel. Bu şu anda bir otel zincirinin renove ettiği bir yer mi? Yani bir şey parkı gibi, eğlence parkı gibi ama çok fazla şey de çekilmiş buralarda. James Bond çekilmiş galiba. Evet, değil bizim mi? Meşhur Durel dizisinden bayağı şey çekilmiş. Böyle güzel, bir yere geldik. Bir yer. İlk durağımız burası. Bakalım, hep beraber dolaşalım. Evet, çok güzel hakikaten. Ve biraz İspanyol havası da var biraz sadece. Müzik olan yerde var, şey yapacağım. Evet, hediyelik dükkanlar var. Bir başka bir dünya yaratmaya çalışmışlar burada. Müzik başlıyor, kapatıyorum. Ha? Müzik başlıyor, telif girer bunun içine. Büyük galiba şey be. Ah, daha şey gidiyor. Gibi geldi bana. Hani eskiden büyük bir çiftlikmiş değil mi? Evet. Büyük bir çiftliği. Ama çizgiler de Akdeniz mimarisi ama evet. Sanki biraz İspanyol tarzı da var, kemerli yapılar var buranın. Ama buranın sanki öyle hep o şey esintisi var ya, Venedik şey. Venedik, yani burası daha şey, çok Yunanistan'la ilgisi olmayan bir ada. Evet, Yunanistan'a hiç benzemiyor. Bir önceki videoda söyledik. Bizim alıştığımız Yunanistan evet, değil, evet, bildiğimiz. Yani... çok enteresan, herkes İngilizce konuştuğu için etrafta Yunanca da çok az duyuyorsun. Turist çok var, evet. Farklı farklı diller duyuluyor. Evet, Yunancıya artık... Yunanca bile çok az duyuluyor evet. Yani. Biraz İngilizceleri Yunanca'ya verip çalıyor ama yani anlaşmak da zor oluyor şey, bazen. Yunanistan'da değiliz gibi. Ha evet. Şeyler de iyi, İngilizceleri de iyi yani. Ya, yani yok, şeyleri işte bazıların... Şimdi ha. Bu sabah araba kiraladığımız falan. İyiydi. İngilizceleri de iyi. Yani çok az sanki Yunanca duyuyorsun etrafta değil mi? Bazıları da var yani. Ben mesela anlayamadığım tipler var İngilizceleri. Ama tabii de. Ama hani şey gibi değil. Yani bir Rodos'ta mesela değil, sürekli değil, bir değil, Yunanca değil. 12 ada, Ege adalarının ilgileri yok buranın. Çok farklı. Zaten bir İtalyan havası. Zeytinler küçük küçük. Bizim zeytinler büyüdü. Ama bunlar deli zeytin. Öyle mi? Yani ha, bunlar hatta tamam, doğru. Şey yapılmıyor yani. Direkt deli evet. Zeytin bunlar. Deli zeytin esasında bir dönem çok dünyada revaçtaydı. Yandan şey görüntü vermemen lazım senin. Göbek. Şimdi nasıl? Fotoğraf çekiyorum sana. Çek bana. Göbek muhteşem mi? Yandan şey alma oldu yani. Bana mı? Kesmeyeceğim bunları, haberin olsun. Güzelsin. Ay fırfır yapıyor bir de. Ay dur, çekeceğim seni. Dur. Gel. Nasıl güzel bir resmin var. Seni de oynattılar mı filmlerde? Gel bakayım, gel. Gel.
Seni oynattılar mı filmlerde? Nasıl bunu dönüyor? Evet, demin de konuşuyorduk. Kilometre olarak mesafeler kısa ama yollarda... Yaklaşık 20 kilometremiz var ama... Bir türlü gidemedik. Burada bayağıdır bir takılı kaldık. 10 dakikadır küçük bir yere aşmaya çalışıyoruz. Ben diyorum köy içi, dar bir... Tek şey veriyorlar. Başka türlü olmaz mı? Evet. Burada karşıdan geleni de durduruyor. Bak yol daralıyor şartı. Evet. Köyün içi çok dar demek ki. Evet, dar bir yol. Şey geldi, ambulans. Köy kafesinde amcamlar oturuyorlar. Amcamlar oturuyorlar, çaylarını, sularını içiyorlar, bizi seyrediyorlar işte aşağı. Yol seyrediyorlar değil mi? Evet. Yalnız şeyler çok tutturulmuş yani renkler sarı, koyu turuncu, yeşil panjurlar, kapılar, aykırı hiçbir şey yok. Bu da 20 kilometrelik tatil var, 30'da gittiğimiz için efendim. Bu arabanın bağırtısı o. Neyse 30'da çıkıyor şimdi. Evet, burada da diğer tarafı bekletiyor şimdi. Tek aynı anda vermiyor. Evet. Çok güzel binalar var. Çok güzel, evet. Bina. Yani şey, aralarda çok eski binalar var. Hiç bütünlüğü de bozmamışlar. Evet, renkler, yani hiç aykırı bina yok. Bakın şöyle sağlı sollu. Yeşil bir ada. Böyle çok yeşil. Çok yeşil. Her yer yemyeşil. Yani o ayrı güzel. Yalnız yağmuru bizim Ege'ye göre daha fazla alıyor. Tahminen bizde nereye? Bu şey Çanakkale tarafına düşüyor değil mi? Daha yağmur. Evet. Çanakkale tarafına düşüyor. Yani sağ tarafımız deniz gözükmüyor ama zaten sağ tarafımız deniz ve Arnavutluk toprakları. Evet. Yunanistan toprakları Korfu'nun başkentinde bitiyor. Biraz şey, yolları şey yapalım dedik ya, aralarda çok güzel evler, küçük tavernalar falan var. Evet. Biz şimdi bir şeye gidiyoruz değil mi? Bir koya gidiyoruz. Koya gidiyoruz. Kuzey tarafta. Kuzey tarafta. Kuzey batı diyelim. Güzel bir yer diye gördük bize aslında. Resimleri güzel değil mi? Fotoğraftan baktık. Aslında birkaç yer daha sığdırmak istiyorduk ama yol şey, yani ana yol bu. Adadaki ve 50 kilometre kısıtlaması var. 90'a çıkarttı mı? 500 metre sonra sağa dönün. Yani yavaş ilerleniyor. Onun için belki çok kafamızdaki her yeri yapamayacağız. Ama şöyle bir hani adanın dışını da biz de görmek istedik. Hep iç kısımda kalmayalım diye. Evet, sabahleyin sıcak bir Korfu günde kalkıp şu anda buraya da ama gelirken mayolarımız, peştemallerimiz, yani, çantada. Ama şu sahile bakın. Bu sahilde denize girecektik. Evet, köye. Hayaller, gerçekler. Hayaller ve gerçekler efendim. Bir, yani buraya geldik ve yağmur bastırdı tabii yani. Tabii biz sığındık buraya. Evet. Kapalı bir yer bulduk. Sığındık ve yağmur başladı. Evet, böyle çok güzel bir sahil. Ayas Stefanos. Ayas Stefanos. Çok fazla da İngilizlerin evleri var tahmin ediyorum. Arada çok güzel de siteler arada, gördük. Evet, güzel siteler. Kendi var. Özel yüzme havuzları olan çok güzel siteler güzel gördük şey. Yani burada. Evet, buradan ne gösterebiliriz? Alın size işte kapkara bir... Ayas Stefanos sahili. Ayas Stefanos sahili. Hakikaten şu sahilde yürümek çok keyifli olurdu. Değil mi? Orada. Değil mi? Böyle uzun uzun yürümek. Oradan ben şimdi haritadan baktım. O köşeyi döndükten sonra da dar bir sahil daha var. Tahmin Kumsal ediyorum ben de onu tahmin ediyorum. Gök gürültüsünü falan duyuyorsunuz herhalde bu arada. Şu anda bir an kesildi. Çıktık çekelim. Tekrar yola düşeceğiz zaten. Yola düşelim. Zaten. Başka bir yere gideceğiz şimdi. Nereye gidiyoruz buradan? Şimdi burada gene Durel dizisinden Lawrence Durel'in evi şu anda restoran ve şey White House deniyor. Oraya gideceğiz. Orada bir yemek, hafif bir yemek atıştırırız. Yani aslında birkaç yer daha var listemizde ama yollar bu çok dar. Yollar dar. Bir de hava, yani kilometre atamıyorsunuz burada. Bir de yol dar. Evet, yani de, şey. Yani bitmiyor yani. Şey, gideceğimiz yer 36 kilometre. Şey değil yani, hani böyle arabayı atlayalım, adayı gezelim çok keyifli bir olay değilmiş burada. Onu yani yağmur olmasa
Yine şimşek çaktı. Yine şimşek çaktı. Biz arabaya gidelim mi? Evet, hadi. Bu sohbeti burada keselim. Sen gözüküyorsun değil mi şu an? Sen görüyorsun onu. Evet. Biraz nasıl araba? Havamız biraz harika. 1500. Bulunduğumuz yeri sana çevireyim de sen şey yap istersen. Böyle önce. Burası evet işte Durell'lerin evi diye geçiyor. Aslında büyük abinin yaşadığı yer, Lawrence Durell'in yaşadığı yer. Çok güzel bir yer hakikaten. Yani bu şey de Kalemi koyu, Kalemi Bey. Kalemi Bey de çok çok güzel bir koy, çok güzel bir yer. Fakat yani öyle bir havaya denk geldik ki, kabus gibi. Geldiğimizden beri en kuvvetli yağmur. Evet yani ve duracak gibi de değil. Hatta şimdi şeyi düşünüyoruz. Bir de buradaki yollar çok dar. Yani dar. Evet. Park etmek çok zor. Bir yere park ettik. Nasıl döneceğiz oradan da tekrar çıkacağız falan. Şimdi geldik onu konuşuyorduk. Bu beyaz evin. Evet evet. Beyaz yani sarayın. Beyaz ev. Beyaz evin. Bundan nasıl geri döneceğim ben de bilmiyorum. Soracağız herhalde. Belki ileride bir dönüş şeyi vardır. Orası toprak yol gibi aşırı. Göreceğiz artık. Bu şekilde öğreneceğiz yani. Göreceğiz. Gelen herkes dönüyor sonuçta. Yalnız otopark problemi çok. Otopark problemi çok. Çok yani güzel. Yollar çok. Yani şey nasıl diyeyim? Araba yolculuğu keyifli değil bu adada. Yani biz çok yaptık her gittiğimiz evet yerde. Yağmurun da tabii burada. 30 saatte gidiyoruz. Evet, yağmurun da dezavantajı var ama araba keyifli değil. Zor. Çünkü yani sen de anlat. Ya şöyle söyleyeyim. 30 kilometreyi 1 saatte gelebiliyoruz. Öyle anlatayım. Çok kötü. Yani o açıdan araba kullanacaksanız kiralık arabaları günlük alın ve teslim edin gitsin. Korfu'nun merkezinde veya gittiğiniz yerde park yeri bulamazsınız. Bu kadar net. Ama bunun dışında çok güzel bir yer. Yani burada da son park yerini bulmuşlar. Evet, evet son park yeri. Şurada tepede bir yerde. Karacık yolunun üstünde. Kötü bir lokasyonda park ettik. Ama hakikaten çok güzel bir mekana geldik. Çok güzel yani. Ha. Çok kalabalık. Nasıl kalabalık anlatamam size. Biz de yemek yiyeceğiz dediğimiz için yer bulduk. Yoksa bir kokteyl alıp çıkacağız veya çay içeceğiz, kahve içeceğiz deseydik. Şimdi şurada da şey yaptım. Yani rezervasyon yaptırım buraya. Ha burada rezervasyon yapması lazım. Doğru. Evet. Ha, çekeriz ama yağmur durursa pek sürecek miydi? Çünkü biz bu yağmuru ta Aya nereden getirdik? Aya Stefanos. Aya Stefanos'la. Merhaba diyecektik. Bize merhaba dedi. Bizimle beraber yolda geldi ve biz geldiğimizde burada başladı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben içiyorum, ben kullanmıyorum. Evet, şoförümüz su içiyor. Bir de kiralık araba başımıza bir iş gelmesin. Haklıyken suçlu olmayalım. Evet. Oh, gökdürlemesini duyuyorsunuz zaten. Evet. Burası Kalemi Bey. Yağmurun altında ıslanıyorum. Çok güzel bir yer ama yağmur durmuyordu. Buraya gelirken biz iki kişilik yer bulduk ama rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Çünkü şey çok kalabalık. Doğru yemeği buldum. Evet ya. Bu da şey buranın lokal korfu yemeği sofrito. Senin yediğin. Korfu yemeği değil mi? Sofrito. Çok lezzetli bu ya da güzel yapmışlar burada. Evet ve. Greek salat var. Ben de şey. Bunlar da patates. Küçük patatesler kızartmaları. Ben de balık çorbası yiyorum ama balık çorbasını kabak. Bizim alıştığımız gibi değil. Kabak çorbası ile birleştirmişler sanki ama sunumu çok güzeldi. Evet. Yani balıklar böyle ayrıca tabakta geldi. Sonra sosu üzerine döküldü. Evet güzel. Balıkken konuşmaya çalışıyorum. Güzel. Güzel. Yemekler başarılı. Evet. Arabamız buydu. Evet. Aldık. Walkcar diye bir yerden kiraladık. Yağmursuz aldık. Yağmurla gittik geldik. Yağmur bitti. Biz de arabayı verdik. Şeyi söyleyelim fiyat 32 euroya kiraladık. Yok 36 euro. 36 euro günlük. Günlük. Ama, fakat yani şehre git gel taksi paraları daha pahalı. Evet da 20 40 evet, 70 taksi. Küsür yani, evet. Euroya mal oldu bize. Öyle bir sıkıntımız taksi, var. Taksi pahalı burada yani. Evet şey, taksi pahalı. Taksi pahalı. Şimdi gene bir taksi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Sonra evet.
sonra eve çok gideceğiz. Güzel şeyler çekeceğiz diye tahmin ediyorduk ya, ama olmadı ne yapalım? Yani. Bir şeyler vardı. Bir şeyler oldu şey. Ama yani o Kalami Bey'de falan yani çok güzeldi oralar. Evet. Biz bile göremedik yağmurdan. Bu kadar kötü yağıyordu. Geldik be yağmur. Evet. Buraya da geldik arabayı bırakmaya, dindi yağmur. Dindi yağmur. Öyledir. Evet. Böyle. Talihsiz bedevi durumu. Öyle. Neyse kısa bir video olacak bu. Evet. Kapatalım. Evet, hoşça kalın. Bu video Aras Mahfuz'u şimdi size.